herkese yeni bir caz sanatı bu bölümden selam arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün elimde iPhone 11 var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Instagram adresimden takip edenler bilir. Story olarak paylaşmıştım ve bu cihazın tekrar incelemesinin gelmesini isteyen arkadaşlar oldu. Kanka, videoya geçmeden önce aşağıdan video like atmayı, kanala abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Hala alınır mı, kasıyor mu, ne gibi performans veriyor? Bunu merak eden çok fazla arkadaşımız var ve ben de sizlerle birlikte kanlı canlı bir şekilde bu cihazın testini gerçekleştiriyorum. Çatıya inen arkadaşlarımız oldu, hemen onlara bir selamünaleyküm diyelim. Onları bir karşılayalım misafirperverliğimizi. Oğlum neredesin lan, dur. Ha, yan binaya inmişler. Hop. Yo, dibimde de varmış. Lan var ya, benim kulaklar gitmiş aga. Bak şimdi ona var ya, çok güzel bir selamünaleyküm dedim. Diğer merminin ne oldu? Neyse. Tamam, güzel bir başlangıç oldu. Sakin bir başlangıç oldu. Bu arada iPhone 11 diyoruz ama hani eski bir cihaz falan diyoruz ama mermi stabilizesi, yani bu mermilerin dümdüz gitmesi arkadaşlar, ya her şeye bedel, biliyor musunuz? Ve 60 FPS, evet, sorunsuz bir şekilde kasma donma olmadan veriyor. Tabii ki şu anda soğutucu da takılı, onun da etkisi var arkadaşlar. Hani yeni bir iPhone 11 alıyorsanız soğutucu takmadan da oynayabilirsiniz ama aradan böyle yıllar geçen bir iPhone 11 alacaksanız eğer, kesinlikle soğutucu takmak zorundasınız. Gel kanka. Tamam. Lan botmuş. Vallahi yüreğim ağzıma geldi, botmuş. Vallahi cihaz çok iyi. Bu arada yeni parmaklıklarla da oynuyorum. Yeni parmaklıklar da efsane arkadaşlar. Aşırı seri oynamamı sağlıyor. iPhone 11 açıkçası arkadaşlar eski bir cihaz olmasına rağmen hani halen şu an tercih edilebilir. Ama şöyle bir soru da geliyor. iPhone 11 mi, Mi 10T mi? Buradaki soru aslında benden taraf size gelsin. Hani iPhone 11'i siz mi almak istersiniz yoksa Mi 10T'yi mi almak istersiniz? Birinde 90 FPS var, diğeri sabit 60 FPS veriyor. 90 FPS olan tarafında ısınma çok fazla olduğu zaman hani böyle 2-3 saat kullanımdan sonra 90 FPS gidiyor. Hani 10-15 dakika böyle telefonu dinlendirdikten sonra gönül rahatlığıyla 90 FPS hala oynayabiliyorsunuz. Yani bu soruyu tamamen benim size sormam gerekiyor. Siz hangisini tercih ederdiniz? İki cihaz da gerçekten çok güzel ama iPhone 11'in şöyle de bir avantajı var. Biliyorsunuz ki Apple tabanlı bir cihaz olduğu için mermiler dümdüz gidiyor. Yani bir ambarcı olmak istiyorsanız, profesyonel bir oyuncu olmak istiyorsanız arkadaşlar, FPS'tense çok mermilerin düz gitmesi de çok önemli. Baksan abi, şu an Mi 10T olsaydı headshot atamamıştım abi. Yok abi, iPhone 11 güzel, hala iş görüyor. Ama işte Apple'ın fiyatlarını biliyorsunuz abi, hiçbir şekilde ucuzlamıyorlar. Garip bir şekilde. Hala iPhone 11 de çok pahalı. Hani sıfırı çok pahalı. Bunun bir arkadaşı daha %100 var ha, araç geliyor. Kanka buradayım ben, gel. Gel gel. Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Manyak mısın Gözde? Gözde kızım iyi misin sen? Abi millet kafayı yemiş. Ve abi şunu da söylemek istiyorum. Her videomda söylüyorum bunu. Soğutucu, soğutucu, soğutucu. Ya şunu da ısrar etmeyin abi. Isınmayan telefon var mı? Ya abi ısınmayan telefon var diyen varsa yalan söylüyordur. Şöyle diyeyim. Isınmayan telefonlar var, evet. Ama onların zaten içinde kendi soğutucuları var. Bahsettiğim telefonlarda ne abi? Oyuncu telefonları. Hani oyuncu telefonlarında fiyatları belli. Ha, onu geçtim. Oyuncu telefonu almıyorsanız abi mutlaka soğutucu alacaksınız. Ya farz oldu. Hem cihaz sağlığı açısından. Evet, iPhone 11'e soğutucu takmadan da 60 FPS oynayabilirsiniz. Ama 1 yıl oynarsınız, 2 yıl oynarsınız. Ama soğutucuyla birlikte daha uzun yıllar oynarsınız arkadaşlar. Çünkü bileşenleri sapasağlam kalır. Burada. Memo. Eline sağlık kanka. Şimdi şöyle bir Memo'nun loot'una doğru gidelim.
Yani kulağınızda küpe olsun arkadaşlar. Belki mesela şu an konuştuğumda arkadan böyle dızız diye ses geliyordur. Şu an fan arkadaşlar tam olarak mikrofonun önünde olduğu için ufaktan onun sesini duyabilirsiniz. Bu arada fan videoları da paylaştım. Hani YouTube kanalıma girerek zaten kartlara koyarım. Kartlardan direkt o fan videolarına da ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel performans gösteriyorlar. Mesela biliyorsunuz ki ben Mi 10T kullanıyordum. Çevremde Mi 10T kullananlar hep şikayetçiydi abi. Yok kasıyor, yok şöyle. Bir benimki kasmıyor herhalde, bir benimki Mi 10T değil. Ben farklı Mi 10T almışım diye düşünüyordum ama halbuki cihaza temiz bakmışım arkadaşlar. Soğutucusuz hiç oyuna girmedim. Şarjda oynamadım. Bakın bunlar kulağınıza küpe olsun. Yani şöyle bir saat oyuna ara verseniz ölmezsiniz arkadaşlar. O yüzden mutlaka cihazlarınızı şarjda da oynamayın. Çok önemli şeyler değil yani. Şarjda oynamakmış falanmış filanmış. Kanka senin arkadaşın var mı? Bu ne lan? Dur. Aşağıda botlar çatışıyor. Hemen oraya gitmem lazım. MK var. Alalım mı abi, ne diyorsunuz? Almıyorum. Bu seferlik almıyorum abi. Şöyle hemen botlara doğru gitmek istiyorum abi. Bu arada evet, iPhone 11 ısındığı zaman ufaktan droplar oluyor. Ama ısınmanın önüne geçmeniz için de yine söylüyorum. Soğutucu abi. Baksana abi, ip gibi gidiyor ya. Bak bu arada sürekli bu aralar cihaz sanatımı yapıyorum. O cihazdan bu cihaza atlıyorum. Ama hani Apple kalitesi zaten kendini direkt belli ediyor abi. Direkt. Nazar ettik böyle de. Dur. Lan dur. Oğlum yüreğimi indirdin ya. Bak oradaki botu da kaçırdık. Tüh. Vallahi nazar ettik ha. Bu videodan sonra da arkadaşlar iPhone 13 mini çekeceğim. O da şu anda masada duruyor. Bugün 3 tane cihaz videosu çekeceğim. Zaten kıyafetten anlarsınız abi. Aynı gün çekildiğine dair. Buradan biri K98 attı. Nerede o eleman? Gördüm seni. Bak mesela 6x hassasiyetim yok. Koşmasaydı alırdım bu arada. Yok abi çok iyi ya. iPhone kalitesi direkt belli ediyor kendini. Ama fiyatları da çok iyi arkadaşlar. Buna baz alarak hani hala iPhone 11 alma düşüncesi olan arkadaşlar varsa her şeyi göze alacaklar abi. Gördüm seni Pikachu. Ses mi var? Ne oldu lan? Korkudan var ya. Kaldırtır mıyım lan ben onu sana ha? Kaldırtır mıyım trek? Korkudan dört köşe oldu lan adam. Arabayla bütünleşti resmen. Bu arada aşağıdan gitmem hiç iyi olmadı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Gel babam gel. Oğlum gidin lan. Dur 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 dur, beni al beni al. Ya oğlum siz nasıl bir topukçusunuz be? Bu arada iPhone 11 Bootcamp'te kasıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hani isterseniz testini çekebilirim. Tabi isterseniz. Motorlu eleman motoru nereye bıraktı? Uazlı'nın peşine düşmek istiyorum ya. O çok çok kötü kaçtı abi. Ha, şuradan sesler geliyor. Hemen o tarafa doğru gideceğim abi. Fazla da 556'm yok ama sıkıntı yok.
Abi benden hariç 3 kişi kaldı. Boğazlı orada. Boğazlı'dan hariç kaç kişi var orada? Takım var mı? Bunları düşünüyorum şu anda da. Şimdi onlara çok güzel bir karşılama töreni yapacağım. Alan zaten bende. Mecbur bana doğru oynayacaklar. Evet, evet. İlk kurbanımız. İkinci kurbanımız. Kanka seni de alayım ben. Aa! Lan keşke vurmasaydım. Alana gitti adam ya. Tüh. Bileydim böyle olacağını vurmazdım. Abi benden hariç bir kişi kaldı. Şimdi bu bir kişiyi ararken de biraz iPhone 11 hakkında konuşalım diyecektim ki bitti arkadaşlar. Ufakça özet geçmek gerekirse iPhone 11 şu an alınır mı? Evet alınır. Ama fiyatını baz aldığım zaman sıfır almak çok da mantıklı değil. Çünkü ileriye dönük bir oyuncu cihazı diyemem açıkçası. Ama temiz kullandığınız zaman yine de sizi tatmin edecektir. Ama yine fiyatına oranla gerçekten çok da tatmin edeceğini söyleyemem. Ama bir iPhone kalitesinde olduğu için hem mermilerin düz gidişi hem dokunmatiğidir, jiroskobudur gerçekten çok stabil çalışıyor. Hani çoğu Android cihazı, en iyi Android cihazlarından bile bu konularda üstün oldukları için Apple cihazlar, her türlü Apple cihazlar daha iyi oluyor arkadaşlar. Kısacası bu videoda bu şekildeydi. iPhone 11 ile daha farklı testler gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açıp onu tüm yapmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.